Efendim bütün bunlar ciddi sorular ciddi konular varken memlekette öbür tarafta saye devlette. saye devlet ne demek biliyor musunuz? Osmanlıca eski Türkçe çok güzel ifadelerinden biri. Devletin kollarında. saye devlette bir Serok tartışmasıdır almış başını gidiyor. Serok tartışmasında Diyarbakır'da Serok iyi Ankara'da kötü ifade ediliyor. Tabii ben kullanmıyorum o ifadeyi. Devlet Bey gayet güzel kullanıyor. Malum ona Serok Ahmet diyor. Diyarbakırlı gençlere aval ediyorum. Onlar sana gereken dersi verirler. Serok Erdoğan Serok Başkanım, siz hoş geldiniz. 24 Ekim 2022'de Diyarbakır'da Serok yani başkan ifadesiyle selamlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ay sonra Ahmet Davutoğlu'nu o ifadeyle hedef aldı. Davutoğlu Diyarbakır hatırlatması yaptı. Serok unvanıyla alay edene gereken dersi önümüzdeki seçimde onlar sana verecekler. Megri, megri. sembolü haline gelen şarkı daha bir ay önce Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyaretinde tekrar dillendirildi. 2013 yılında Erdoğan'ın başlattığı çözüm süreci sonrası Davutoğlu Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra Diyarbakır'da Serok sloganları ile karşılanmıştı. Çözüm süreci sonlandı. Cumhur İttifakı ortaklığı kuruldu. Bahçeli Davutoğlu'nu her hedef aldığında terör ilişkisi yaparak da Serok diyor. Serok Ahmet mandacıdır. Sayın Bahçeli Diyarbakır'da atılan Serok Erdoğan sloganlarını duydunuz mu? 3 ay önce Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde AK Partililerin Erdoğan için Serok sloganlarını sormuştu Davutoğlu Bahçeli'ye. O soruya yanıt gelmedi. Diyarbakır'da Serok olarak seslenen Erdoğan Ankara'da AK Parti grubunda Davutoğlu'nu eleştirirken Serok dedi. Tabii ben kullanmıyorum o ifadeyi. Devlet Bey gayet güzel kullanıyor. Malum ona Serok Ahmet diyor. Ben Serok Ahmet diyene de, Yörük Ahmet diyene de minnet duyar ve hepsinin selamını alır ve onunla gurur duyarım. Hasini de Diyarbakır gençlere havale ediyorum. Onlar sana gereken dersi verirler. MHP liderinin Davutoğlu'nun terörle suçlamak için kullandığı ifade Serok. Diyarbakır'da Serok olarak selamlanan Erdoğan'ın da dilinde. Davutoğlu size cevabı seçmen verecek dedi. Bey izleyicimiz diyor ki bu karma karışık ortamda YSK ya da başka kurumlar neye karar verir bilemem ama bildiğim şu nihayetinde en son kararı biz seçmen yani gerçek patronlar verecek demiş. Ha şunu bileydiniz.